Kabul edelim negatif tüm propagandaya karşın HDP ülkenin 3. büyük partisi. Sır değil, İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybeden iktidar muhalefeti dağıtmak için HDP'yi o bloktan sökmeye çalışıyor. Muhalefetin iktidarı devirebilmesinin tek yolu da HDP'yi yok saymamak. AKP'li Özhaseki'nin HDP seçmenini kastederek lanet okumasının altında siyasi bir plan var. Operasyonlar arttı, parti örgütlerine nefes aldırılmıyor, başarısız rehine kurtarma harekatının hesabı HDP'den soruluyor. HDP 2015 ortasına kadar AKP ile çözüm sürecini yürüttü. Devlet onayıyla İmralı turları düzenlendi. Bahar havası gelmiş, Şivan Perver dahi sınırın bu tarafına geçmeye ikna edilmiş, Erdoğan bu fotoğrafı büyük keyifle kullanmıştı. Görülmüş Öcalan mektupları Nevruz meydanlarında okunuyordu. 2013-15 geçişinin puslu atmosferinde bunun yalancı bahar olduğunu görmemek için kör olmak gerekirdi. Gel gelelim insanlar inanmak istedi. Kandırılma olayı var ya hani, o dönem sıra HDP'deydi. 6 sene sonra Pervin Buldan meclis kürsüsünde dedi ki, çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri zamanı geldiğinde söylemezsek namerdiz. Daha neyi bekliyorlar anlamak mümkün değil tabii. HDP ne parlamentonun içinde ne de dışında politika üretemiyor. Kürt siyasal hareketinin son 6 senede tek başarısı iktidara büyük şehirlerde kaybettirmek oldu. Orada da cezaevinden gelen mesaj etkiliydi. Öcalan'ın değil, Demirtaş'ın mesajı. Hatırlayın, cemaatle mücadelede AKP unsurlarının kimi fotoğrafları ve ilişkileri üzerinden siyasi ayak tuzağına HDP de düşmüştü. Şimdi kendileri bizzat AKP'lilerle fotoğraflarını gösterip hepsi sizin talebiniz ve onayınızla oldu savunmasına sığınıyor. Kandili ziyaret fotoğrafları dahil. Ne çare, Demirtaş davasını bile FETÖ'ye bağlayan Kürt siyaseti PKK söz konusu olunca anlayış bekliyor. Masum seçmenlerinin şeytanlaştırılmasına karşı çıkarken cemaatten olanlara burun kıvırıyor. Üzgünüm, beklediğin saygının asgarisini muhataplarından esirgememen icap ediyor. Peki hiç mi iyi bir şey yok? Var elbette. Sistematik soykırımın bu aşamasında sıra 6 milyon HDP seçmenine gelince toplum bir dakika dedi. Tepkiler nefret suçu işleyen AKP'li Özhaseki'ye bile geri adım attırdı. Tek iyi şey bu.